Selam. Bir kötü haberle. Yani çantama kamerayı almamışım ama yani pili biter diye şarjını bile almıştım. Çok anlamsız bir hareket yaptık yani. Niye böyle oldu anlamadım. O yüzden telefona kaldık arkadaşlar. Yepyeni bir vlog'a burada başladık. Evet, hoş geldiniz. Yine biz böyle dörtlü olarak çıktık. Gonca ve Murat da bizimkiler. Nişantaşı yapalım dedik. Çıktık böyle buluştuk. Saçımın burası neden böyle? Ha, öyle mi? Burak bir şey diyecekmiş ya. Burak. Şimdi bize Burak bir şey söyleyecekmiş. Özgürlük başkasının özgürlüğü bir başladığı yerde biter. Evet. Teşekkür ederiz. Çok içimden gel dedi. Bu da bir bilgi. Acayip güzel görünüyoruz ya. Işık çok iyi. Hüseyin de yorganıyla geldi bugün. Bizimle beraber. Buradan bahane çekiyorlar. Evet, durumumuz çok iyi. Diyorum ki Burak, Hüseyin de yorganıyla bizimle beraber bugün. Şimdi Mecidiyeköy'de indik. Nişantaşı'na doğru gidiyoruz. Bizimkiler aksiyonu seviyor. Dediler ki yürüyelim. Bakalım, yürüyoruz şimdi. Ama hava çok güzel arkadaşlar. Yağmur yok. Evet, şimdi yani size bakın gökyüzünü göstereyim. Bayağı güzel evet, görünüyor. Şimdi Nişantaşı'na geldik ama bu sene Nişantaşı'nda pek bir süsleme yok arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ya geçen seneye nazaran bir ekstra bir süsleme görmedik. Evet. Bakalım, güzel bulduğum yerleri ama size paylaşacağım tabii ki. Hüseyin yorganını içine giydi. Çok fonksiyonlu, ne yapayım, her şekilde faydalanıyorum. Evet. Wow, ya bazı mağazalar evet. Şimdi göstereceğim size. Akşam oldu. Evet ve biz hala daha yemek yemedik. Akşam oldu gerçi ama saat kaç ki? Şu an saatime bakıyorum. 7'ye gidiyor galiba. Hava zifiri karanlık. Sanırsın gece 12. Ben yine şey değiştirdim. Kıyafetim. Evet. Sıcaklayınca için dışını içine giyiyor. Telefondan çektiğim için nereye baktığımla alakalı herhangi bir fikrim yok şu an. Bir ekrana bakıyorum, bir kameraya bakıyorum. Halledeceğiz. Bugün için yapacak bir şey yok yani. Unutmuşuz insanlık. Öyle. Ha, bizimkiler bekliyor. Evet ama ortam hareketli arkadaşlar. Evet, güzel yani burası. Bakalım gittiğimiz yerde yine açarım. Esnaf çayı. Onu mu anlatıyorsun? Şu anda Taksim Meydanı'ndayız arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Ya ben pek doymadım. Esra doymadı çünkü burada ıslak hamburgerle devam edecek galiba. Gece. Galiba. Ya ben dürüm söyledim. Dürüm de beklediğim gibi değildi açıkçası. Ve bugün kahvaltıyı çok erken yapmıştım. Evet. Güzel bir akşam bence. Yeni yıldan beklentin ne? Konuşsun. Sağlık ve barış. Sadece sağlık ve tüm dünya için barış diliyorum ben. Ben de sağlık, huzur ve para istiyorum. Mecburuz çünkü. Özellikle Türkiye'de yaşamak için. Yurt dışında olsak hadi neyse de. Yeni sen, yıldan ne istiyorsun? Sen gel ne istiyorsun? Buraya, gel. Yeni yıldan beklentin mi? Beklentileriniz ne yeni yılda? Sağlık, evet. Mutluluk, huzur ve barış. Sen... Para. Bizim erkekler sadece para istiyor. Biz de tamamlıyoruz. Geçin. Sağlık diyor. Kanka ne istiyorum biliyor musun? Allah. Bir tane C63 AMG Black Series. Evet, buradan evrene gönderiyoruz bu mesajı. Olumlama yapıyoruz. Black Series, Black Series, Black Series. C'ye devam edeceğiz böyle ıslak hamburger falan. İnşallah çekmeyi unutmayız. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bugün telefona kaldık diye üzüldüm ama bayağı iyi çekti bence. Evet, ışık, ışıklı yerler. Kocam yanımda bir kardan adam taşıyorum. Ömrüm diyorum benim çantamı taşımakla geçti. Hep bu üstündeki monttan dolayı.
Evet ya, bu omuzları düşük diye midir, kaygan diye midir, nedir? Omuzumda hiçbir çanta durmuyor ve işin ilginç tarafı omuzum gerçekten hiç düşük bir omuzda değildir yani. Hani bunu geniş omuzluyum diye falan söylemiyorum ama yani iki seferdir çanta seçimlerimde hata ediyorum. Onu fark ettim. Ama ben sanırım bu yandan takılan çapraz çantalar ve sırt çantası kadınıyım. Onu fark ettim. Ya da tamamen elde tutmam lazım. Ama dışarıya çıktığın zaman çapraz daha mantıklıymış. Onu hata ettim. Hüseyin her gördüğümde bir kardan adam görmüş gibi hissediyorum. Şimdi biz ıslak hamburgerlerimizi gömdük. O gömdü, ben değil. Ha doğru, ben ıslak hamburger yedim. Hüseyin de tavuk döner yedi. Dürümden daha doyurucu diyebilirim benim için. Şimdi aşırı kalabalık, o yüzden çok mantıklı bir yerde açmamışım sanki. Ay niye böyle olmuş ya kız? Aa. Neyse, şimdi Cihangir'e doğru gidiyoruz sanırım. Bir kahveye ihtiyacımız var, kahve içeceğiz. Böyle devam ediyoruz. Hava soğudu, akşam artık iyice hissettirmeye başladı. O yüzden sıcak bir şeylere ihtiyacımız var. Ay kız, nerede koca? Bunun kocası bizi yanlış yola sokmuş. Evet. Şimdi geri döndük. Şeye gidiyoruz, Tamsa. Ay. Şimdi İstiklal'e giriyoruz arkadaşlar. Işıkları da görüyorsunuzdur. Şu kalabalığı çekeyim size arkamda. Şu yol. İstiklal yolu şöyle. İnşallah bir kahveci bulacağız güzel. Oraya gireceğiz. Arkadaşlarımız bizi buraya getirdi. Sen benimle kalın. Bilmiyorduk. Biz burayı bilmiyorduk değil mi? Sen biliyor musun? Hayır. Evet. Şimdi şöyle bir dolanacağız. Hep beraber. Hadi. Aslında bizim bugünkü programımız şöyleydi. Akşamında böyle birazcık müzikli bir yere gidip birazcık eğlenmekti. Ama ortalama sanırım saat 5'ten bu yana o kadar hareketli bir gün geçiriyoruz ki inanılmaz eğleniyoruz. Müziği erteledik. Şimdi bir güzel bir kafeye gidip oturacağız. Kahvemizi içeceğiz, sohbet edeceğiz arkadaşlar. Günümüz demeyeyim artık, akşamımız, gecemiz. Çünkü saat, bakıyorum hemen kaç oldu. Saat 10'u 20 geçiyor. Evet, artık gecemiz diyebiliriz. Ben Pandam'la beraber geceye devam ediyoruz böyle. Şimdi size dürümleyi çektim. Bakın arkamda. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Taksim'de de varmış arkadaşlar. Yolunuz düşerse bakın, hem uygun hem doyurucu. Mesela ben bugün de dürüm yedim. Adana dürümdü sanırım. Acı olsun diye. Acı olan Adana ise Adana dürüm yedim. Asla doyurmadı. Ama mesela dürümle yeseydim, hatta geldim üstüne ıslak hamburger yedik yani, düşünün. Ama dürümle olduğunu bilmiyordum Taksim'de, İstiklal'de. Burada varmış. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten doyarsınız. Müthiş bir tadı var. Değil mi? Haksız mıyım? Şey diyorum. Hani bu mesela bugün Adana yedim, doymadım ama bunun olduğunu bilseydim bunu yeseydik net tıka basa tek karnede doyardık. Ve uygun fiyatlı. Kesinlikle. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Aynen öyle. Aynen ya. Şimdi Gonca başka bir yere geldik, böyle yaptı. Hayatımda ilk defa Viyana kahvesine girecektim, oturacaktım. Bir daha da asla oturmam dedi. Ben dedim ki ben de ilk defa oturacaktım, ben de oturmam bir daha. Maalesef. Sanki şey gibi olmuşum, kıpkırmızı domates gibi. Aşkım anda. Tepemizde Evet. Bir de bunun rengi herhalde yüzüme mi yansın? Olur baksana. Yo, bence pembe senin rengin güzel yansın. Yok şu an öyle. Bence burada. Senin güzeldi. Ne? Ben de bahsetti.
Şimdi kahve sipariş vereceğiz. Evet. Sonra görüşürüz. Evet. Ama bir şey daha anlatacağım size. Şimdi biz buraya yine arabasız geldik dördümüzde. Buradan giderken Gonca dedi ki hani çift katlıya bineriz. Direkt dedi evimize gideriz. Çift katlı otobüse. Tamam dedik, şimdi kalkacağız. İstiklal'in sonuna doğru yürüdük çünkü. Hüseyin böyle yapıyor. Biz nereden bineceğiz otobüse? Tabanları ağrıdı çünkü. Artık yürümek istemiyor. Dedim merak etme, şu Oda Kule'den çıkacağız, hemen otobüse bineceğiz. Şimdi arkadaşlar biz az önce çok güzel bir yere girdik. Neresiydi orası? Harmanlı'ya girdik. Size de birkaç çekim yaptım orada. Orada bir sürü pub, işte kahve içmek için yerler falan vesaire var. O malum kahveciye girmediğimiz için artık Viyana kahvecisine oturmaya karar verdik. Orada da masa yoktu. Sonrasında yardımcı olacak bir arkadaş bulduk. Size yardımcı oldu ama maalesef yer bulamadık. Sonrasında tam çıkacağımız esnada bir masa boşaldı. Yanında bir masa da boştu. Biz de 4 kişi olduğumuz için Gonca gitti. Masadaki kadın arkadaşa rica ettik. Tek kişiliğe geçerseniz bize birleştirin. Çok tatlı bir çifti, kabul ettiler. Biz de oraya oturduk. Sonrasında hiç orada olmayan müşteri varmış. Başka bir garson geldi ve bize aynen şu tavırla pardon ama benim sıra vardı, sıra bekleyen müşterim vardı, 15 dakika bir bekliyordu dedi. Yani bize kalkın gidin dedi. Ben de hayli şeydim, biz başka bir garson arkadaşımızla konuşmuştuk ama dedim 15 dakikadır bekliyorlar dedi ve kalkıp gidin dedi yani. Biz de kalktık, Espresso diye bir kafe var biliyorsunuzdur. Oraya geldik arkadaşlar ama tavır hiç hoş değildi. Bir, ikincisi o insanlar gerçekten orada sırada değildi. İki, hadi diyelim ki sıradalardı, görmedik. Madem bir sıra usulünüz var, diğer garson arkadaşınız bunu bilmiyor mu? Yani gerçekten bunu anlayamadım. Selam, iyi geceler demek için açtım. Şimdi arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Dışarıda açtım, dışarıda kapatalım dedim. Şimdi biz saatlerimiz 11.30'u gösteriyor ve gidiyoruz. Şimdi bizi çift katlı otobüsümüz paklar. Gideceğiz, direkt yatacağız. Gözümüzü açtığımızda evimizde olacağız diye ümit ediyoruz. O yüzden kanalıma abone olmayı, eğer videomu beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eğer video fikriniz varsa paylaşmayı unutmayınız. Yani çok mutlu olurum gerçekten eğer bizi sevdiyseniz. Nacizane. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Değil mi? Evet. O kadar mutlu oluyorum ki. Lütfen kanal büyüsün arkadaşlar. Evet. O yüzden, emek var. Emeğe saygı. Kesinlikle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.